Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Ahde Vefa ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçük bir dükkanı varmış. Sabahlara kadar uğraşır, didinir ama pek fazla para kazanamazmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi olmuş. Artık ne işi varmış ne de parası. Günler boyu iş aramış ama bulamamış. Yük taşımış, bulaşıkçılık yapmış, yine de evinin kirasını ödeyecek kadar para kazanamamış. Sonunda ev sahibinin de sabrı taşınca küçük bir bavula sığan eşyalarıyla sokakta bulmuş kendisini. Mevsim kış, hava ayaz olsa da genç adamın köşedeki parktan başka gidecek yeri yokmuş. Bir sabah iş arayacak derman bulamamış bacaklarında, açlıktan ve soğuktan bitkin bir şekilde bankta otururken kocaman bir araba yanaşmış kaldırıma. Arka kapıyı açmaya çalışan şoförü kızgınlıkla yana itmiş arabadan inen yaşlı adam. Yalnız bırakın beni, parkta dolaşırsam belki sinirlerim geçer diye söylenmiş. Zengin bir iş adamı olduğu her halinden belli olan ihtiyar birkaç adım attıktan sonra bankta titreyen terziyi görmüş. Terzi adamın üzerindeki paltoya bakıyormuş dikkatle. Birden sinirleri geçiveren ihtiyar, zavallı adamcağız kim bilir nasıl düşüyordu. Ona nasıl yardım etsem acaba diye düşünmeye başlamış. Oysa terzinin üstlediği paltonun sıcaklığı değilmiş. O kalın ve kaliteli kumaştan üretilen paltonun sahibine hiç de yakışmadığını ve onun vücuduna uygun şekilde dikilmediğini düşünüyormuş. Yaşlı iş adamı terzinin yanına yaklaşmış. Ne o evlat? O yazda parkta donmuşsun. İstersen paltomu sana verebilirim. Deyince, hayır, teşekkür ederim. Ben sadece paltomun size göre olmadığını düşünüyordum. Kumaşı fazla kalın ve sizi olduğunuzdan şişman göstermiş, diye yanıt vermiş terzi. Yaşlı adam bu cevabı alınca hayli şaşırmış. Çünkü o da üzerindeki paltoya onca para ödediği halde kendisine bir türlü yakıştıramıyormuş. Soğuktan titrerken nasıl böyle bir şeye dikkat edebiliyorsun diye soran yaşlı adam, ben terziyim yanıtını alınca benimle gel, hayat hikayeni yolda anlatırsın diyerek arabaya bindirmiş bizim terziyi. Bu karşılaşma terzinin hayatındaki dönüm noktası olmuş. Böyle yetenekli bir insanın işsiz ve evsiz kalmasına çok üzülen iyiliksever yaşlı adam terziye bir dükkan açmasına yetecek kadar para vermiş. Bunun karşılığında tek isteği kendi giysilerini bu genç adamın dikmesiymiş. Terzi yeniden bir işe hem de kendi işine başlamanın heyecanıyla deliler gibi çalışmaya başlamış. Bu arada yaşlı iş adamı da desteğini esirgemiyor, onu kendi çevresinden zengin kişilerle tanıştırarak yeni siparişler almasını sağlıyormuş. Küçük dükkan önce kocaman bir moda evine dönüşmüş. Sonra da pek çok ünlü marka için üretim yapmaya başlamış. Terzi ünlü iş adamı diye anılır olmuş. Bir gün ihtiyar adam onu ziyarete gitmiş. Terzi çok büyük bir iş bağlantısı yapmak üzere yurt dışına gidecekmiş ve uçağa yetişmesine az bir zaman varmış. Biraz sohbet ettikten sonra yaşlı adam birden fenalaşmış. Kalp krizi geçiriyormuş. Hemen bir ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmış. Yeni iş adamımız ise büyük işi kaçırmak istemediği için uçağa yetişmiş. Yaşlı adam krizi atlatmış ve uzun süre hastanede yatmış. Bir yandan da sadece bir kez telefon ederek durumunu soran terzi bekliyormuş. Fakat terzi daha çok para kazanmak için oradan oraya koştururken bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidememiş. Aradan o kadar uzun süre geçmiş ki
Bu sefer de utancından yaşlı adamın kapısını çalamaz olmuş. Bir süre sonra terzinin işleri yolunda gitmemeye başlamış. Fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış ve elinde kala kala küçücük bir dükkan kalmış. Utana sıkıla yaşlı adama koşmuş hemen. Nerede hata yaptığını sormak için. Son derece kırgın olan ihtiyar yine de onu kabul etmiş. Ama kendi anlatacağı öyküyü dinledikten sonra hemen çıkıp gitmesini istemiş. Ve başlamış hikayeyi anlatmaya. Bir zamanlar fakir bir oduncu varmış. Ormandaki bir kulübede yaşar ve odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün kulübede yangın çıkmış ve bu yangın bütün ormanı kül etmiş. Bu çevrede kimse ona güvenip iş vermeyince çıkınını alan oduncu eşeğine binip yola koyulmuş. Ağaçların arasında yürürken birinin kendisine seslendiğini duymuş. Başını kaldırınca konuşanın bir bülbül olduğunu görmüş. Bülbül ona, senin haline çok üzüldüm. Şimdi öyle bir büyü yapacağım ki eşeğin çok güzel şarkı söylemeye başlayacak. Sen de onunla gösteriler yapıp çok para kazanacaksın demiş. Gerçekten de eşek birdenbire şarkılar söylemeye başlamış. Oduncu, o şehir senin, bu kasaba benim, dolaşıp eşeğine şarkılar söyletiyor ve herkes onları izlemek için adeta birbiriyle yarışıyormuş. Oduncu ve şarkı söyleyen eşeği bütün ülkede ünlenmiş. Bir gün yine bir gösteriye yetişmek için koştururlarken bülbülün yardım isteyen sesini duymuş oduncu. Bir kedi bülbülü yakalamış ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraksamış ama gösteriye gitmeyi, onca parayı kaçırmayı gözü yememiş, arkasına bakmadan kaçmış oldu. Gösteri başladığında ise eşeği her zamanki gibi güzel şarkılar söylemek yerine sadece bir eşeğin çıkarabileceği sesleri çıkarmış. Oduncu kendisini şarlatanlıkla suçlayan izleyicilerin elinden zor kurtarmış. İşte o zaman bülbül ölünce büyünün bozulduğunu anlamış. Ben de senin bülbülündüm ve sen beni öldürdün. Büyü de o yüzden bozuldu. Keşke güzel giysiler dikerken dostluk ipini koparmasaydın. Öyküyü dinleyince hemen çıkıp gitmiş terzi. Çünkü söyleyecek bir sözü yokmuş. Dostluk iplerimizi koparmamamız gerekiyor. Hoşçakalın.